Devam et. Devam et. Ha, bu şekilde devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Dur. Bekle. Bekle. İleri çek. İleri biraz. İleri. Hafif hafif ileri. Müdürüm, şu an çocuk iyi, baş kısmına ulaştık, kolonu deldik ama bulunduğu yer biraz şeyli, riskli. Çok iyi. Biraz geri gel. Geri gel. Biraz önceki pozisyon. Buradan nereye gitti anlaşılmıyor abi. Geri gel. Hayır, geri. Duvara dayandın. Ya tamam ben zaten tutuyorum onu. Yaralı. Yaralı. Bunlar da falan. Ama altında molot var yani. Molot altında da altında da yani. Evet, Binay arkadaşımız çıktı şu anda. Kompartman oksijeni ayarlayın. Binay, Binay. Neyse adam, konuşuyorduk ya seninle. Tamam bak, kurtardık. Tamam, kendine iyi bak. Yanındayız biz. İyisin değil mi Günay? Bir. Beyler, acele etme. Beyler, bir dakika. Beyler, bir dakika. Bir, iki, üç. Evet tamam. Günay. Okey. Bakın şu mavi düz durun. Yakup ayarla şu mavi. Bakın beyler, bağlamayın hemen. Bak. Bağlamayın. Bekleyin. Şurada abi, onu bırak ve buraya bak. Bildiğiniz gibi İzmir bölgesi ve Manisa bölgesi, Ege bölgesinin sallantı olduktan sonra ekiplerimiz ilk önce Manisa ilimize baktık, tüm 17 ilçemizde. Herhangi bir büyük hasarın olmadı, göçüğün olmadığını fark edince hızlıca İzmir'i Bornova ilçesine çıkış yaparak bütün ekiplerimizle 3'ü enkaza dağıldık. Enkaza da vardığımızda da diğer kurtarma ekipleri yoktu. Vatandaşlar enkazın üstündeydi. İlk önce vatandaşları enkazın üstünden indirerek çalışmalarına başladık. İlk Doğanlar Apartmanı'ndan toplamda 5 kişi ambulans ekiplerine verdik. Rıza Bey Apartmanı'ndan 3 kişiyi ambulans ekiplerine verdik sağ olarak. Aynı zamanda da Emrah Bey Apartmanı'ndan 1 kişiyi ambulans ekiplerine, ekiplerimizle bularak 1 kişiyi onunla da ambulans ekiplerine verdik. Doğanlar Apartmanı'nda bildiğiniz üzere biraz kaymalı bir şekilde bir enkaz vardı. Onunla uğraşmalarımız uzun sürdü bütün arkadaşlarımızla. Orada temaslarımızla Günay'ın amcaoğlu vardı. Ona ulaştık, onları çıkardık. Bir engelli arkadaşımız vardı, ona ulaştık. Onun annesine ulaştık, onları teker teker almaya başladık. Günay'ın bulunduğu kat 4. kattaydı. Biz 7. kattan aşağı doğru kazmaya başladık. Kuyu şeklinde, deniz şeklinde aşağı inmeye başladık. Ve Günay'ın sesini duyduktan sonra daha da yaklaştık. Enkazda birebir artık sesini duyduk. Kamera gönderdik olduğu yere. Tam 2,5 metre vardı aramızda kamerayı gönderdiğimizde. Onun moral motivesini sağladık. Kendine iyi bakmasını, kendine biz yanında olduğunu, yakın zamanda kurtaracağımızı, hani bir an önce çıkartacağımızı. Günay da sağ olsun bizi anlayışlı karşıladı. Hep bizle konuştu. Konuşmasına devam etti. Ve onu kamerayı uzattıktan sonra kendisini de gösterdi. Kamerayı elinde alarak ben buradayım, iyiyim şeklinde konuştu. Ve ondan sonra o tam noktasal olarak bir yerlerini belirtti. İşte matkapları ya da kurtarma aletlerini çalıştırdığımızda sağım, solum, önüm, arkam şeklinde tam nokta olarak Günay'a ulaştık ve Günay'ı UMKE ekipleriyle alarak ve ambulans ekiplerine teslim ettik. Günay'ı o kamera ışıklı aynı zamanda. İnce olduğunda tüm deliklere girebiliyor.
Ya bizi boş yere, aynı zamanda boş yere çalıştırmıyor. Mesela bir enkaza odaya indiğimizde sağdan soluna odanın tüm her yerine bakarak orada bir kişi olmadığında o kamerayla tespit ettiğimizde o odayı hızlıca, daha hızlı bir şekilde alıyoruz. Hani birisi olduğunu fark ettiğimizde tabii daha titiz çalışmamız gerekiyor, özenli çalışmamız gerekiyor. Taş üstüne bırakmadım. Aldım. Elinize ayağınıza sağlık. Kendi araçlarınıza geldiniz. Gönüllü olarak geldiniz. İzninden dediğimiz halde